zaman çok çabuk geçiyor. Komiserim benim için her şeyimdi. Mesleki annem, mentorum, bana tekrar ülkemi kavuşturan beni. Burada en güzel hikayeleri veren, sadece ben değil bütün sektördeki herkesin, bütün oyuncuların, herkesin onunla böyle anıları vardı. Çok cesur bir kadındı. Ve bizim sektörde özellikle kadın olmak çok zordu. Galiba herkes kendisinde, onun hikayelerinde kendisini buldu. Onu çok özleyeceğiz. Projelerini, hikayelerini. Arkadaşım da dostumdu. Çok seviyordum onu. Dediğim gibi annem gibiydi. Yani çok çok büyük. Herkes için öyle ama benim için ayrıca büyük kayıp. Hem çok sevdiğim, hem sinemamda bana hayatım boyunca hatırlayacağım ve hatırlatacağım filmle Salkım'ın tanelerini birlikte çekmiştik. Tabii ki sadece bunlar değil ama normalde Türk sinemasının büyük kaybı, işte yani tanıyan insanlar için büyük kayıp. Yaşı da çok genç. Yani evlerden uzak, hastalıktan bir türlü yine de yani yine de çabaladı fakat işte bu kadar. Diyecek bir şey yok. Işıklar içinde uyursun inşallah. Her zaman hatırlayacağız. Yani bak giderken öyle şeyler bırakıp gitti ki unutmak mümkün değil. Hem çok seviyorum hem çok şey borçluyum ona. Bize kattığı değerler yol boyunca hep kıblem oldu. Bundan sonra da olacak. İnandığı hiçbir şeyden vazgeçmeyişi, çok erdemli oluşu, inanılmaz tutkulu bir kadın oluşu. Bir kadın olarak sektörde az kadının olduğu zamanlarda bu savaşı verip hiç vazgeçmeden hayallerini gerçekleştirmesi olağanüstü bir kudretti bence. Vallahi çok özel bir insandı. Çok farklı yetenekleri olan hem yönetmen hem senarist olarak hem prodüktör olarak, yapımcı olarak çok özel bir insandı, iyi bir arkadaştı. Ünlü yönetmen, oyuncu ve senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören ünlü yönetmen ve oyuncu vefatı sanat dünyasını derinden sarstı. Hülya Avşar Giritlioğlu için benim için ayrıca çok büyük bir kayıptı dedi. Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti. Giritlioğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center'da bir tören düzenlendi. Törene oyuncu Nur Sürer, oyuncu Ahmet Mutaz Taylan, şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, oyuncu Belçin Bilgin, oyuncu Evrim Akın ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı. Törende bir konuşma yapan ünlü oyuncu Cansel Elçin, hayatımda bu kadar güçlü, karizmatik, bu kadar hikayeleri etkileyici anlatan, sizi ikna eden, bu kadar güzel konuşan bir insanla karşılaşmamıştım. Bana güvendiği, değer verdiği için çok teşekkür ederim. Beni ülkeme yeniden kavuşturarak çok büyük bir hediye verdi diye konuştu. Hülya Avşar ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törende kendisini uzatılan mikrofonlara konuşan Avşar çok büyük bir kayıp. Benim için ayrıca çok büyük bir kayıp. Diyecek bir şey yok. Işıklar içinde uyusun. Her zaman hatırlayacağız. Giderken öyle şeyler bırakıp gitti ki unutmak mümkün değil dedi. Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındıktan sonra Giritlioğlu 25 Eylül Çarşamba günü Antakya Asili Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.